Alo, Emre. Aşkım. Sporda mısın sen hala? Annen odasına çağırıyor bizi. Sen idare et Ezgi. Ben direkt yönetim kurulu toplantısına gideyim. Tamam aşkım, çok öpüyorum. Emre'nin peşini hemen bırakmanızı istiyorum. Ben Emre'nin peşinde değilim ki. Emre'nin civarından seni söküp atmasını bilirim. Emre ile evlenemeyeceksin. Bunu mu istiyorsun Ezgi? Ezgi kardeşinim ben senin. Sıfatla götürecektin beni oralara. Sen yeter ki iste. Ben her çeşit sıfata varım sen. Sevgili dostlarım, sizlere torunum Elif Deran'ı takdim etmekten mutluluk duyuyorum. Biliyorsunuz çok uzun bir arayış sonunda ona kavuştum ve sayesinde yeniden hayata tutundum. Bu kadın Elif Deran olamaz. Bu kadın Deniz. Tamam hayatım, şaşırmaktan çok meşakkatli ve uzun tedavi dönemimde beni hiç yalnız bırakmadın. Emre de şokta, kocanla ilgili. Bir yandan da Pearson School of Design'ın moda tasarımı bölümünü dereceyle bitirdi ve New York'taki çok önemli modacılarla çalıştı. Yani gururla söylüyorum ki Elif Deran şu anda sadece çok başarılı bir tasarımcı değil, aynı zamanda birçok uluslararası ödülü olan ve moda dünyasının yakından tanıdığı bir isim. Dedeciğim. Bundan böyle torunum Elif Deran tasarım bölümümüzü yönetecek. Ve yaptığı yeni tasarımlarla koleksiyonumuza yeni bir güç katacak. Aramıza hoş geldin Elif. Toparlan hayatım. Hiç olmazsa hala ürün müdürüsün. Hadi toparlan. Evet. Bu dünya güzeli Zarif hanımefendi, şirketimizin CEO'su Perihan Bademli. Her zamanki gibi çok naziksiniz. Perihan en azından benim kadar eskidir bu şirkette. Affedersiniz, adınız Elif Deran. Sadece Elif aklınıza tutmanız yeterli. Deran'ı zaten ezberlemişsinizdir bunca yılda. Tabii ki. Emre Bey, genel müdür yardımcımız ve Perihan Hanım da o.
Elif. Elif Deren. Bu cici ve güzel kızımız da ürün müdürümüz Ezgi. Aslında Emre'nin de eşi oluyor. Senin yokluğunda tasarım departmanını o yönetti. Ama şimdi senin gelmenle tekrar o kendi konusuna konsantre olabilecek. Bütün konularda çok yeteneklidir. Ama yöneticilik potansiyeli hepsinin üstündedir. Memnun oldum. Sizinle ilgili her detayı öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Hangi detayı? Nasıl bir eğitimden geçtiniz? Nasıl bir çizginiz var? Nasıl Elif Deren oldunuz? En azından bir kişi biliyor benim adımı bu ailede. Beraber çalışmak çok eğlenceli olacak. Hoş geldiniz. Buyurun. Poyrazlar eski, taze çiçeklenmiş bahar ayaza kesti. Gel gör ki bende rüzgar, en sert poyrazlar eski, taze çiçeklenmiş bahar ayaza kesti. İstemem artık geriye dönme, dönersem. Emre Bey oğlum, vallahi da sensin. Hoş geldin. Hoş bulduk Sadık abi. Ya neredesiniz? Hiç çıkmazdınız buradan. Bir anda kayboldunuz. Merak ettim. Bir süre sonra sıkıldılar. Herhalde yeni mekan buldular dedim.
Olur mu öyle şey abi? En kral mekan hep burası olacak kalbinde. Otursana. Oo, yüzüğü de takmışsınız. Belliydi tamamı nerede. O zaman da söylemiştim zaten size. Deniz kızım nasıl? Bebek var mı? Deniz yok artık abi. Onu kaybettik. Başın sağ olsun. Sağ ol abi. Bugün ona çok benzeyen birini gördüm. Daldım biraz. Ezgi, Deniz'in öldüğünü söylediğinde inanmadım başta. Mecazi anlamda söylüyorsan da. Bana küstü Deniz, kızdı. Artık benim için öldü gibilerinden bir laf gibi işte. Bu bile çok üzmüştü beni, biliyor musun abi? Yani insan başına gelmeden, yaşamadan neyin daha kötü olduğunu bilemiyormuş. Bunu anladım. Anlatsanıza nasıl evlendiniz? Bayılırım aşk hikayelerine. Anlat. Biz nasıl evlendik Ezgi? Basit. Aşkla. Ama sizin hikayeniz daha ilginç. Sen onca seni kim olduğunu bilmeden yaşa. Sonra biri gelsin. Sen Nusret Deren'in torunusun desin. Film gibi resmen. Önce şu sizi bizi bırakalım, olur mu? Hepimiz aynı yaşlardayız galiba. Aynı yaşta olduğumuza bahse girerim. Yok. Ben biraz küçük gösteriyorum. Senden büyüğümdür. Her neyse. Nasıl oldu? Neler oldu geçmişinde? Vallahi pek hatırlamıyorum. 3 yaşındaymışım kaza olduğumda. Anneniz babanız o kazada ölmüştü değil mi? Evet. Ölmüşler yani. Ben de tüm resimler silik biraz. Daha sonra öğrendim detaylarını. Ama anlattıklarına göre bir ata çarpmışız. Öyle olunca da babam direksiyon hakimiyetini kaybetmiş, uçurumdan düşmüş. Siz nasıl kurtulmuşsunuz peki? Vallahi orası meçhul. Beni yetiştirenler yol kenarında bir çalılığın içinde bulduklarını söylediler. Kaza falan da görmemişler. Yani uçurumdan biraz mesafe varmış herhalde aramızda. Herhalde arabadan kaza sırasında fırladım. En mantıklı açıklaması bu. Kemer? Hangi kemer? Emniyet kemeri. Çocuk koltuğu var ya arabada. Nasıl fırlayacaksın arabadan? Takmamışlar demek ki. Hadi siz de anlatın. Nasıl tanıştınız Emre'yle? Daha sonra anlatırız. Hadi biz kalkalım. Benim bir randevum var, geç kalmayayım. Benim bir acelem yok. İlk günüm sonuçta. Benim de acelem yok. Biz biraz daha otururuz değil mi? Olur. Hadi sen gecikme o zaman Ezgi. Ben de bir saate kadar falan gelirim.
Birer çay içelim mi? Olur. Bakar mısın? Buyurun efendim. İki çay alabilir miyiz? Hemen. Bir taksi çevirin bana. Abi. Eyvallah. Afiyet olsun. Vay Ezgi Hanım, siz beni arar mıydınız? Bırak şimdi geyiği Mete. Seninle acil buluşmamız lazım. Birini araştıracaksın bana. Tamam. Tamam, geliyorum. Tamam. Öyleyse sigorta şirketleriyle tekrar bir pazarla oturalım. Yani Emre ile buradayız. Kalkma vakti. 5000 kişi. Bize bir ayrıcalık göstermeleri gerekiyor değil mi? Siz devam edin, ben birazdan gelirim. Yeni dönem sözleşmelerine eklenecek bir taslak hazırlayalım önce. Bakabilir miyim? Afiyet olsun. Demek Perihan Hanım sizi tek başına büyüttü. Babanızı ne zaman kaybettiniz? Ben babamı hiç görmemişim. Annem bana 4 aylık hamileyken babam ölmüş. Aklınız başka bir yerde gibi. Eğer işiniz varsa kalkabiliriz. Yok, hayır, bir işim yok. Sadece eskiden tanıdığım birine çok benziyorsunuz. Yani bu kadar yakın oturmasak sizi o zannederdim. Uzaktan mı benziyoruz yani? Görüntü olarak çok benzeseniz de aranızda çok fark var. Gözleriniz, ifadeniz ve gülüşünüz ondan ayrılıyorsunuz. Alo. Aa, öyle mi? Tamam. Hemen geliyorum. Emre. Benim kalkmam lazım. Tamam. Benim de kalkmam lazım zaten. Tekrar memnun oldum. Ben de. Bana bu aleti kullanmayı öğreteceksin değil mi? Kolay. Bak, böyle yapıyorsun, o kadar. Öğrettim bile. Ama öyle belgesel gibi öğretilmez ki Emre. Hadi sen göster bana. Hem ben kendimi yapamam. Başka zaman. Emre'nin ofisine gideceğim birazdan. Belki dönmem bugün. Beklemeyeyim ya. Tabii ya. Dün Ozan yüzünden ekmiş gibi oldun çocuğu. Gider gönlünü alırsın artık. Sonra da ofise gidersin canım.
Ne yapacaksın bütün gün Önder'le? Ya hakikaten Emre'nin ofisine gitmek büyük fedakarlık olacak benim için. Şimdi kalk giyin, arkadaşına falan git. Çok zor. Neyse bak ben ilk fırsatta bir yolu bulup kaçarım artık, tamam mı? Emel Hanım, estetik açıdan hiçbir endişeniz olmasın. Aynen, storyboard'ta sunduğumuz haliyle. Çekimde görüşürüz o zaman. Teşekkürler. Semih Bey'e selamlar. Sağ olun. Emre Bey, işte böyle zorla adamın yolunu düşürürüz buraya. Ne zoru be oğlum? Yolu bu kadar renkli döşediğini bilseydim daha sık gelirdim buraya. Sen bayağı değiştirmişsin ortamı. Oğlum çok güzel olmuş. Grasyon falan mı yenildiniz, ne yaptınız? Evet. Nasıl olmuş ajansın yeni hali? Sempatik, rahat, dinamik. Ya sen bu arkadaşları evlerine gönderebiliyor musun? Ben olsam burada yaşarım. O zaman istediğimiz algıyı yarattık demektir. Evinize hoş geldiniz. Bütün ekip bu akşam burada maç seyredeceğiz. Böyle mısır falan patlatacağız. Kalsana sen. Asıl sen dökül bakalım. Neymiş bu konuşacağımız mühim konu? Babam artık yeter diyerek kendini emekliye ayırdı. Hadi ya. Yani Emre'cim bütün iş bana kaldı anlayacağım. Tek başına da kolay yönetilmiyor bu şirket. Gel benimle ortak ol, birlikte devam edelim. Oğlum ben reklamdan anlamam ki. Reklam kolay. Çok kolay. İstersen öğrenirsin. Ama ben burayı nasıl yöneteceğimi bilmiyorum abi. Onu da öğrenmek o kadar kolay değil. Burayı yönetmemi mi istiyorsun benden? Ben reklamcıyım. Parlatır, pazarlar, satarım. Değil mi? Aynen. Babam buradayken şirketi o yönetiyordu. O yüzden ben bu yönetim işlerini falan bilmiyorum. Gel ajansı sen yönet. Ben de bildiğim işi yapayım. Yani ben şu anda annemin şirketinde çalışıyorum. Biliyorsun Emir. Biliyorum. Tam olarak o yüzden daha da ısrar ediyorum. Bak abi, büyük hedeflerim var bu sektörde. Ama sen yanımda olup burayı yönetirsen başarabilirim. Nasılsınız? Daha rahatsınız değil mi Ezgi ile? Yani birkaç gün öncesine kadar bu konuyu hiç düşünmemiştim açıkçası. Yani biliyorsun nasıl evlendik. Sonra boşanmaya da üşendim. O zaman da hiçbir şey fark etmiyordu bana Enler. Çok tükenmiş hissediyordum kendimi. Ama alıştım herhalde ya. Annemin eksi tencere kapak gibiler. Yadırgamıyorum Ezgi'nin ellerini. Yani bir şey kafasına taktı mı illa olsun istiyor ikisi de. Seviyorlar beni. Yanlarında kalayım istiyorlar. Ama? Ama ne? Birkaç gün öncesine kadar dedin. Ne oldu birkaç gün öncesinde? Hiç sorma abi. Sordum abi, hadi anla. Hadi. Bizim şirket ortaklarından birinin torunu işe başladı. Adı Elif. Oğlum kız acayip Deniz'e benziyor. Ama bak öyle böyle değil yani, acayip benziyor. İkizi gibi. Hatta bak Ezgi'yi gördüğünde onu Deniz zannetti. Ya tutturdu bu kız Deniz diye. Emre kardeşim, anlıyorum ölümü kabullenmek zor. Ama aradan 5 yıl geçti, kabullenin artık. Toparlanın biraz, saçmalıyorsunuz. Sen şimdi ben böyle konuşuyorum ya, devreleri falan yaktığımı zannediyorsun değil mi? Ama öyle böyle bir şey değil. Zaten bu kızla 2 kelime konuşunca anlıyorsun Deniz olmadığını. Deniz'in tam tersi, soğuk, sert bir tip. Ama konuşmazsan da aynı Deniz gibi.
Öyle çekeceğim ben bu özlemi demek kendiler. Kıza bakarken bile içim acıyor.